Bebişlerim, üçüncü vlog hoş geldiniz. Hava kararmak üzere. Benim Aras kuzu Serkan'la beraber ders çalışıyormuş. Gittim, baktım, geldim. Müşerref ablayı da tembihledim. Yani Serkan'ın annesine. Dedim bir yarım saat sonra gönder. Çünkü evde de onun internet demişim. İngilizce ödevleri var. Onları yaptıracağım. Görüncem şöyle şey getirdi. O evde kahvaltı pek yapmıyormuş. Zahter. Ondan sonra pekmez. Ve tahin. Bunların kavanozlarını güzelce sileceğim. Dolaba iteceğim. Kahvaltıya yeriz. Onun dışında burada kemiklerimi çok güzel bir şekilde haşladım. Bunların suyundan, kemik suyundan çorba yapacağım. Çeşme nigar çorbası ve meyhane pilavı yapacağım akşam yemeğini. Ama şimdi değil. Saat şu anda 6.30 civarı. Kayınvalidemin yanında birazcık oturdum. Sohbet ettik. Evini süpürdüm. Ondan sonra yukarıya çıktım. Şu pencereleri artık kapatacağım. Çünkü birazcık hava serinledi gibi oldu. Bakayım Aras görünüyor mu? Aras daha evde herhalde çıkmadı. Ay, ay. Annem çocuklara pasta almış. Orada bir iki dilim yemişler. Bize de getirmişler sağ olsunlar yaş pasta. Dolaba ittim. Şimdi kendime diyorum ki bir dilim çıkarıp çayla içsem mi acaba, neden olmasın. Ama aynı zamanda çamaşır da atmam lazım. Ama acelesi yok gerçi. Yarına da başka bir işim yok. Bir arada şu artık yazlıkları hiç giymeyeceğim kısa elbiselerimi, bayağı kısa olan, askılı olan elbiselerimi falan kaldırmam lazım ama neyse diyorum. Şimdi gündüzleri hala çok sıcak oluyor hava. Ve bazen de giyiyorum. Ama yine de bazanın altından birkaç tane böyle mevsimlikli pijama altı falan çıkarmak istiyorum. Eşofman altı gibi. Oh, şu şeyleri bir toparlayayım da. Yemeği sizinle beraber yapacağız. Geçen nerede gördüm? Bir vlogda gördüm meyhane pilavını ve canım istedim. Aslında domates aşı. Yani domatesli sebze sebzeli bulgur pilavı yapacaktım. Ezel Kuzu'dan kalan arabalar abisinin arabalarıyla oynuyor. Giderken de güzelce annesiyle oyuncakları topluyor. Yeri yerine kutuları itiyor ve öyle gidiyor benim akıllı oğlum. Onları yolcu ettim. İkinci vlog izlemeyenler için. Gelinim, kardeşim ve yeğenim öğlen yemeğine gelmişlerdi. Annem kuru fasulye yapmış, göndermiş sağ olsun. İçecek falan almışlar. Taze ekmek almışlar fırından. Bir de pasta vardı. Ben bilmiyordum pasta getireceklerini. Ben de pasta yaptım. Nasıl pasta? Şu pastadan. Gazoz getirmişler, ice de almışlar, ne bileyim ıvır zıvır doldurmuşlar. Diyorum ki masraf yapmayın, evde zaten içecek var. Pasta burada çikolatalı meyveli. Bir dilim bir keselim. Aras kuru da gelince yer, Yusuf da gelince yer. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Tabii misafir olunca evde bulaşıklar çok fazla oluyor. Daha sabah boşaltmıştım temiz makineyi. Şöyle bize de getirmişler sağ olsunlar. Şu kesilmiş dilimi yiyeceğim. Kuru fasulye çok az kaldı çünkü Aras yemedi. Onun tabağını bıraktım. Bir de şurada biraz böyle karışık kuruşuk gözüküyor ama kalan yoğurdun üzerine öğlene şey haşlamıştım. Karnabahar. Onu koydum. Onu da akşam yemeğine yine yanına çıkarırım, yeriz yemeğin yanında. Böyle üstü çilekli soslu. Bıçaklara bakar mısınız? Ne güzel desen yapmışlar. Çamaşır makinesini yer mi çalıştırayım, ne diyorsunuz? Bugün artık asmakla uğraşmayayım. Dolap da sertleşmiş. Çok mu büyük oldu ya? Neyse artık dilimlenmiş olanı alayım. Gerisini kapatayım. Bebişlerim ben yemek faslına geçtim. Şimdi burada tencerede sebzelerimi kavuruyorum. Önce soğandan başladım. Meyhane pilavım için. Burada da çeşme nigar çorban için yine soğan kavuruyorum. Mercimekli bir çorba olacak bilmeyenler için. Biraz sadece tekniği farklı. İçerisine un terbiyesi için. Yani şimdi soğanı kavurduktan sonra mercimeğini ilave edeceğim. Et suyunu ilave edeceğim. Pişmeye bırakacağım. İyice lapalaştıktan sonra bir iki kaşık, çorba kaşığı un, limon suyu ve süt çırpıp içerisine iyice piştikten sonra döküp blenderdan geçireceğim. Yağ üzerine gerek yok çünkü içerisine zaten böyle başlarken yağ yapmış oluyoruz. Çorba ondan sonra hazır, çok lezzetli oluyor. Bir kere denedim, ondan sonra sık sık yapıyorum. Yusuf da çok beğeniyor.
Meyhane pilavında zaten işte soğan kavrulacak. Difrizimde biberlerim vardı. Hem Charleston hem acı biber doğranmış. Hem de pratikçe. Onu koyacağım soğanlarım kavrulduktan sonra. En son 3 tane bile patlıcanım var. Bunları küp küp doğrayıp koyacağım. Baharat ve birazcık et suyu da koyabilirim. Sadece normal sudan da demleyebilirim. Üzerine bulguru koyup demlenmeye bırakacağım. Bunlar kavrulsunlar. Arapçası aç geldi tabii ki haliyle. Evdekilerden koydum da istemedi. Şey istiyor. Yani pasta istiyor. Pastayı verdim onu şimdi yesin. Arasın sonu İngilizce ödevine oturacak mıyız oğlum? Aha. Tamam canım. Böyle yemeğin son hallerini size çekerim. Meyhane pilavını mutlaka biliyorsunuzdur. Yani çorbayı da anlattım zaten. Buna artık şeyi koyabiliriz. Mercimeği koyup suyunu verebiliriz. Et suyu. Bugün haşladığım et suyuna yapacağım bu çorbayı. Akşama ettik. Saat 9'a geliyor. Şuranın ışığını kapatalım. Ama ben ne yaptım? Montaj yaptım. 2 tane videom vardı. Onları montajladım. Yüklemeye açtım. Diğer telefondan yaptığım için. iPhone 11'den şu anda çekim yapıyorum. Bunda 2 tane videomu yüklemeye. Birini açtım. Önce o yüklensin. Ondan sonra diğerini yükleyeceğim. Şimdi benim yemeklerim pişti. Çok oldu zaten. Pişeli altlarını kapattım. Pilavım. Ve çorbam. Çorbam sanki biraz koyu oldu gibi geldi. Bana da bakacağım ama. Yok, kıvam gayet güzel. Limonumu sütünü de koydum. Ama sanki birazcık et kokuyor gibi. Aras yemeyecek sanırım et koktuğu için. Yusuf yer ama koyuyor bu çorbayı. Çeşmeli yer çorbam ve meyhane pilavım. Ben daha yemek yemedim. Aras atıştırdı bir şeyler. Ben Yusuf'u bekleyeceğim beraber yeriz diye. Şurada hem sebzeleri doğrarken tezgahımda kullandığım malzemelerimi elimde yıkadım. Hem de Aras'ın beslenme kutusunu yıkadım ki kurusun sabaha kadar. Çünkü bulaşık makinama atmayı unutmuşum. Bulaşık makinamı boşaltacağım. Bugün ikinci. Evde misafir olunca öyle oluyor. Yoksa normalde 2 günde 1 falan şey yapıyorum. Bulaşık makinesi çalıştırıyorum. Yarın da çamaşır çalıştıracağım. Dudaklarımın etrafında sivilceler çıkmış. Canım nasıl acıyor bilemezsiniz. Tahta kaşıkları asla makineye atmamak lazım. Siz de beni birçok yıl uyarmıştınız bu konuda. Bulaşıkları makinemi yerleştireyim, boşaltayım. Ondan sonra azıcık sohbet ederiz, vedalaşırız. Bugün pek de bir şey yapmadım. Misafirlerimle ilgilendim, evimle ilgilendim, Aras'la biraz ilgilendim. İşte bahçeye indim işler yaparım diye ama yarına kaldı. Kayınvalidemin evini süpürdüm, biraz onunla oturdum. O da domates aşı yapmış akşam yemeğine. Gönder arası vereyim dedi. Ben de anneciğim bulgur pilavı yaptığım için 2 tane bulgurlu yemek gitmez diye almadım pilavı. Yani ben öğlen yemeğini alırım ondan. Ay belim ağrıdı. Şöyle el kalk yapınca belim ağrıdı. Bir annemi arayacağım. Onunla bir konu konuşacaktım. Bugün denk gelmedi. Konuşamadım. Ezlere bir yer ayarlamam lazım. Ben aslında Yusuf gelmeden keşke karnımı doyursaydım. Geç saati yemek işini bırakmasaydım çok daha iyi olurdu ama. Neyse.
hayırlısı artık. Saate kadar beklemişken tam bekleyeyim. Belki ıhlamur yaparım. Şu balı da ıhlamurla değerlendiririm de o şey kabınız boşalsın. Yani öyle işleri. Uğraş dur, başka bir şey yok yani hayatımızda. Bugün sen pazarı vardı. Ama dışarıya çıkmamaya o kadar kendime şey yaptırmıştım ki. Kendimi o kadar kaptırmıştım ki. Aslında yeşillik derken marul, domates, salatalık, bu tarz şeyleri gidip almam lazım pazardan. Kayınvalidem dedi, bende var, benden aldı. Dedim yok anne benim. Çünkü domates falan fazla tüketiliyor bende. Neyse, yarın eğer dışarı çıkacak olursam, yarın perşembe bir programım yok aslında dışarıda ama çıkmam gerekecek bir durumum yok ama belli de olmaz, belki sıkılırsam Yusuf'un oraya gitmek için çıkarım, anneme uğrarım. Annemle bugün o konuyu konuşamazsam yarın artık şey yapacağım. Yanına uğrarım, hem kahve içelim. Belim ağrıdı, neyse eğil kalk, eğil kalk. Şimdi tencerelerin kendince bir düzeni olduğu için ona göre ayarlıyorum. Küçük tencerelerim aşağıda, büyükleri yukarıda, tavalarım da yukarıda. Tamam, şurada da ekmeğim var. Tripodum kalsın tezgahın üzerinde. Bazen kahvaltı falan hazırda yaparken size çekiyorum, saçıma bakar mısınız, bunu hiç saçına uğraştım mı diye sorun. Hayır. Hiçbir şey yapmadım. Kendimle hiçbir şey uğraşmadım. Oh. Mutfağımızın ışığını kapatalım. Şuralarımda yaralar doldu. Şuram, şuram. Görüyor musunuz kabartı? Yatak odasına geçeyim, bir film açayım ben de, ne yapayım? Yusuf gelene kadar ya da bir Netflix yapayım. Şu havlumu temiz, onu kaldırayım. Aras'cığım, İngilizce ödevini yaptın mı oğlum? Ha çocuğu. Pijamamı giyeyim ben de, uzanayım. Yusuf gelince de yemeğimizi yeriz. Havalar serinledi artık. Akşamları camları falan kapatıyoruz. Bugün çarşamba, filmlerden dizilerden ne var bilmiyorum. Bir şey bulamazsam da vlog izlerim ya da Netflix yaparım dediğim gibi. Şarjımı aldım çünkü şarjım yok. Size şarjı takacağım. Yusuf arada geliyormuş da yemeklerin sıcaklığına baktım. Onu çeyrek geçiyor. Yemeklerin durumu iyi. Sıcak. Aras, sen yemek yiyecek misin bizimle beraber? Ne? Çorba ve pilav. Ne? Efendim? Evet mi, hayır mı? Çorba ye ve pilav yiyecek misin bizimle beraber? Tamam, gel canım. Hoş geldin hayatım. Merhaba canım. Annem motordan gelmemiş. Nasıl yani canım? Onu eve bıraktım. Ha, iyi yapmışsın, sağ ol. İyiyim canım, ne yapayım? Bir yaramazlık yok. Evdeyiz. Bundan bu kadar kaldı. Aras biraz atıştırdı. Onu da bitsin altı diye koydum oraya. Vlogdayım da canım, onu anlatıyorum. Yoruldun mu? Nasıl geçti günün? Oy, bismillah. Dinlenmemişim, biliyor musun? Vücudun ağrıyor değil mi? Çok kötüymüş. Daha yeni çıkıyor. Biraz çorba istemedi. Of. Gene bu saate kaldı yemek. Neyse, ekmek yemeyeceğim. Pilav atıştırırım ekmeksiz. Aras'cığım gel oğlum.
Umarım lezzetli olmuştur. Hiçbirinin tadına bakmadım. Yalan yok. Aras yoğurtla yemek istiyor pilavı. Bir kavada yoğurt koyacağım. Biz bir tabaktan yeriz pilavı. Yeter Yusuf'la bize. Aras çünkü çok şey yiyor. Dağınık yiyor. Yani böyle yoğurtluyor, mundarlıyor Nimet'i. Efendim oğlum. Oğlum hadi in gelin bakalım.